Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 21.04.2019 tarihinde şehit düşen askerimiz şehit Yener Kırıkçı'nın Çubuk Akkuzulu köyündeki cenazesine katılan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimize bir linç girişiminde bulunulmuştur. Bu girişimin, bizim yaptığımız incelemeler, bilirkişi tutanaklarına göre ve orada alınan kamera kayıtları incelendiğinde örgütlü bir linç girişimi olduğu ortaya çıkmıştır. Çok kısa ifade etmek gerekirse, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her şehit cenazesine muhakkak katılmaktadır. Bu şehit cenazesine de katılmadan bir gün önce gerekli makamlara müracaat edilerek korumaları ve ilgili görevliler tarafından şehit cenazesine katılacağı bildirilmiştir. Ayrıca Milli Savunma Bakanı'nın korumaları tarafından da korumalar aranarak sorulmuş, kendilerine de bizzat katılacağı söylenmiştir. Sayın Genel Başkanımız, yanında Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz olmak üzere şehit cenazesine katılmış, orada kendisi geleceği bilindiği için bir protokolle karşılanmıştır. Daha sonra şehit cenazesinin cenaze işlemleriyle ilgili ön safta yerini almış, ancak içeriye girdiği andan itibaren bilir kişinin ve orada inceleme yapan jandarmanın tutanaklarında da ifade edildiği gibi su deposu üzerinde bir grup insanın halkı galyana getirmek için hazırlık yaptığı ve çalışma yaptığı, öbek öbek taşların Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan linç girişimiyle ilgili kullanılmak üzere sahanın belirli yerlerinde olduğu, belli sopaların belli yerlere konulduğu orada görülmüştür. Genel Başkanımız ön safta yerini aldığı andan itibaren arkalarda şehit cenazesinin kılınmasına, namazının kılınmasına dahi saygı gösterilmeyerek Genel Başkanımızla ilgili hak etmediği protestolar başlatılmıştır. Yanında bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı bizzat Genel Başkanımızın uzattığı elini sıkmayarak ve bulunduğu yanındaki kişilerle yaptığı temas ve konuşmalar neticesinde olaydan haberdar oldukları ortadadır. Daha sonra top arabasının arkasından her şehit cenazesinde olduğu gibi rutin bir şekilde top arabasının protokol tarafından takip edilmesi gerekirken protokolün birileri tarafından top arabasının sol tarafına kaydırıldığı, Sayın Genel Başkanımızın da sağ tarafta o kalabalığın, kendisini protesto eden kalabalığa doğru itildiği ve o tarafa doğru yönlendirildiği görüntülerde açık olarak beyan edilmiş ve tutanak altına alınmıştır. Daha sonra Genel Başkanımızın aracına giderken bir grup insan tarafından işaretlerle ve bir siyasi partiye ait olan belli işaretler ve belli sloganlarla kol kola girilerek önü kesilmiş, kendisine fiili saldırılarda bulunulmaya başlamıştır. Bu saldırılardan fiili olarak Osman Sarıgün adındaki bir kişi genel başkana yumruk atmıştır. Genel başkan yardımcılarımızdan bir tanesinin iki kaburgası kırılmıştır. Yanımda bulunan arkadaşlarımın linç edilme görüntüleri kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu süre zarfında bu şahısların birbiriyle irtibatlı olduğu, belli sloganlar attığı,
genel başkanı öldürmek kastı ile linç girişiminde bulundukları kayıtlarda öldürün onu. Buradan çıkartmayın. Ona vurun. Eve ulaştığındaysa yarım saat, bir saat sonra eve ulaştığındaysa sığındığı eve camları kırarak evi ateşe verin diyerek bizzat öldürmeye teşebbüs kastıyla hareket ettikleri açık olarak kamera kayıtlarından tespit edilmiştir. Sayın Genel Başkan yaklaşık 1-1,5 saat mahsur kaldığı evde hiçbir güvenlik koruması sağlıklı çalışmadığı için tamamen ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bulunduğu evin kapıları zorlanmış. Hemen yanında daha önceden oraya konduğu tespit edilen demir çubuklar ve sopalar orada bulunan insanlara dağıtılmış ve evin yakılmasıyla ilgili bağırmalar kamera kayıtlarına geçmiştir. Bunun adı şudur. Öldürmeye tam teşebbüsten linç olayı gerçekleştirilmek istenmiştir. Bu organize bir suç olduğu, bunu yapan sanıkların birbiriyle kamera görüntülerinde göründüğü gibi işaretleşerek birbirinden haberdar, birbirleriyle ilişki içerisinde sürdürdükleri kayıtlarda ifade edilmiştir ve görülmüştür. Aradan 1,5 saat geçtikten sonra bir zırhlı aracın oraya getirilip Sayın Genel Başkanımızın oradan çıkma esnasında Milli Savunma Bakanı yanında bazı kişiler olay mahalline gelmiştir. Milli Savunma Bakanı'nın orada bulunan linç girişiminde bulunan kişilere yönelik amacınıza ulaştınız, yapmak istediğinizi yaptınız demesi bizzat hükümetin de o kişilerin amaçlarını bildiğini ve amaçları doğrultusunda yapmaları gerekeni yaptıktan sonra olay yerine geldiğinin bizzat ispatıdır. Daha sonra Sayın Genel Başkanımız, milletvekili ve genel başkan yardımcılarımızla birlikte zırhlı araca bindirildikten sonra ayrılırken hem aracının, kendi makam aracının, hem milletvekillerimizin araçlarının, hem de giden zırhlı araca kaya parçalarıyla onları fırlattıkları, kendisine isabet ettirmek istedikleri arkadaşlarımızı yaralamak ve yaralama sonucunda da onları ölümle karşı karşıya getirmek üzere hareket ettikleri tutanaklarla sabittir. Her törende, şehit töreninde, devlet büyüklerinin katıldığı törende jandarmanın ve polisin yapacağı önlemler, alacağı önlemler kurallara bağlıdır. Bunların hiçbir tanesinin gerçekleştirilmediği, genel başkanının aracıyla bulunduğu yer arasında güvenlik ekipleri tarafından bir koridor oluşturulmadığı, orada bulunan jandarma istihbaratının ve jandarmaya ait yeteri sayıdaki kişinin olaya müdahil olmadığı, hatta bazı sanıkların fiili saldırılarında onlara ön açtıkları yine kamera kayıtlarıyla tespit edilmiştir. Bu kişilerin bugün 36 kişi reşit, 10 kişi suça teşvik edilmiş ve kullanılmış çocuk olduğu, reşit olmayan kişiler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu kişilerin adam öldürmeye tam teşebbüsten, hürriyeti kısıtlamaktan, halkı kin ve nefret duygularına doğru kışkırtmaktan yargılanmaları gerektiği halde Cumhuriyet Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı bununla ilgili bir işlem başlatmamış, daha düşük fiillerden yargılama başlatılmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Cumhuriyet Çubuk Cumhuriyet Başsavcısından şikayette bulunduk. Ama olayın bizzat içerisinde olan devletin yetkilileri
onu Yargıtay'a atayarak taltif etmişlerdir. Daha sonra biz ilgili tümen komutanıyla Emniyet, Ankara Emniyet Genel Müdürünü ve İçişleri Bakanını Süleyman Soylu'yu hakkında suç duyurularında bulunduk. Genel Başkanımızın avukatı bizzat bunlarla ilgili ve bu konuda kendilerinin de sıkıntı yaşadıkları, ölümle karşı karşıya kalan, hatta kaburga kemikleri kırılan, psikolojik olarak orada ölüm tehdidi altında olan arkadaşlarımız da kendileriyle ilgili dava süreçlerini başlatmışlardır. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çubuk olayını bir rapor haline getirip kamuoyunu ve adli makamları bilgilendirdik. Değerli arkadaşlarım, bu olay gerçekleştirdikten sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sayın Genel Başkanımızla ilgili sarf ettiği ağır sözler ve ben müsteşarıma bilgi verdim, emir verdim. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partili hiçbir il başkanı şehit cenazelerine katılmayacaktır sözü, bu fiili gerçekleştirenlerin arkasındaki siyasi gücün kim olduğunu tam olarak ortaya koymuştur. İçişleri Bakanlığı görevini yapıp herkesin canından ve malından sorumlu olması gereken kişi, suçu teşvik eden, suçu savunan, halkı kin ve nefrete teşvik eden bizzat Süleyman Soylu'nun kendisidir. Daha sonra genel başkanımıza saldıran Osman denilen kişinin Ömer Çelik tarafından, AKP sözcüsü Ömer Çelik tarafından kendisinin AKP üyesi olduğu, kendisinin yaptığı bu fiilden sonra disiplin kuruluna verildiği ifade edilmiştir. Görülmüştür ki bu tezgahı hazırlayanlar bir organize içerisindedirler. Bunun içerisinde siyasi güç vardır. Neden? Bu yumruğu atanın bizzat kendisi AKP'lidir. Ve hakkında bugüne kadar işlem yapılıp yapılmadığı tespit edilmemiştir. Kamera görüntülerinde bir siyasi partinin gençlerine ait el hareketi görüntülerinin tespiti de gerçekleşince bunun bir cumhur mafya ittifakı bir linç girişimi olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Bunun içerisinde bulunan her türlü kişinin yargının karşısında hesap vermesi gerekmektedir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu PKK tarafından Artvin'de öldürülmek üzere ateş altında kalmıştır. Maalesef bir askerimiz şehit olduğunda sizin karşınıza geçip ona gelen kurşun keşke Allah'a yalvarıyordum ki bana gelseydi o öleceğine ben ölseydim demiştir. Arkasından Süleyman Soylu ve adaleti tesir altına alan bu siyasi iradeye karşı Enis Berberoğlu'nun haksız olarak cezaevine konduğunda Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlatan Kemal Kılıçdaroğlu IŞİD militanlarının ölüm tehdidi ve suikastiyle karşı karşıya kalmıştır. Daha sonra bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kışkırtıp bizzat AKP'li bir kişinin yumruk atarak diğer kişilerin de Cumhur İttifakı'na bağlı işaretleri orada sergileyerek organize ettikleri linç girişiminin arkasındaki irade siyasi iradedir. Adı AKP'dir. Bununla ilgili ben ve arkadaşlarım sonuna kadar adaletin ciddi ve gerektiği gibi bir yargılama olabilmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Az önce Genel Başkanımızın avukatı Sayın Celal Şerik duruşmada
bu mahkemenin yetkisiz olduğunu, işlenen suçların bu mahkeme tarafından değil, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülmesi gerektiğini orada ifade etmiştir. Biz de bu ifadenin arkasında duruyoruz. Ama Türkiye buradaki gerçekleri ortaya çıkartmadan asla özgür, adaletli bir ülke olamaz. Bugün bir mafya bozuntusunun kendisini Twitter'dan kendisini eleştirdiği için derhal tutuklanmış, eleştiren kişi cezaevine konmuştur. Ama ana muhalefet partisinin genel başkanına, genel başkan yardımcılarına linç girişiminde bulunan, yumruk atan, evin camlarını kıran, yangın çıkartmak isteyen, evi yakmak isteyen 36 sanık ve 10 reşit olmayan kişinin hiçbir tanesi tutuklu değildir. İşte bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu adalet anlayışı tam da budur. Bugün Türkiye'nin kurtulması gereken sistemin adı da Cumhur Mafya sistemidir. O yüzden biz bugün duruşmada hazır bulunduk, takip edeceğiz, adaletin yerine getirilmesini sağlayacağız. Bizim şiarımız şudur: hangi görüşten olursa olsun hiçbir kişi ölümle tehdit edilemez. Hiçbir kişi linç girişimi altında bulunamaz. Herkes özgürce kendisini ifade edebilmelidir. Kendi savunduğu fikirlerinden dolayı, ifade ettiği sözlerinden dolayı ölümle karşı karşıya gelmemelidir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak kendimiz için istediğimiz adaleti Türkiye için istiyoruz. Bütün insanlar için istiyoruz. Bunun için de mücadeleye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mahkeme başlıyor. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar.